haftalar yeni bir programla ve yeni bir konukla karşınızdayız. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Sayın Mahir Polat bizimle birlikte olacak ve birçok konuyu konuşacağız. Hemen zaman kaybetmeden kendisine dönmek istiyorum. Sayın Vekilim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. İyi bizi haftalar. İzleyen herkese iyi haftalar diliyorum. Selam, saygılar sunuyorum. Evet, nasıl gidiyor çalışmalar? Yoğun herhalde, tam bütçe az kaldı. Bütçe bitti. İyi bir maratondu. Yorucu bir süreçti ama bitirdik. Bundan sonra önümüzde iki tane yasa var. Bir tanesi bütçeden dolayı ara verdiğimiz çevre ajansının kurulması ile ilgili, Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulması ile ilgili yasa. Bir de yeni komisyonlardan geçen kitle imha silahlarının engellenmesine dair sözleşme gereği birkaç maddenin olduğu bir torba yasa var. Onu görüşüp ondan sonra sanırım bir ara verecek meclis. Onun için bu çevre ajansı, turizm tanıtma ajansı, böyle bir ajanslar var. Genelde bakanlıklarla Cumhurbaşkanlığı arasında bir koordinasyon sağlıyor gibi duruyor. Tüm kurumların içinde olduğu bir yapı gibi gözüküyor. Ne işe yarıyor bu ajanslar? Aslında bu ajanslara gerek var mı? Gerek yok. Türkiye'de yeni arpalıklar diye tabir edebileceğimiz bir nokta bu ajanslar. Sayıştay denetiminden, kamu personel alım yasalarından tamamen ari. Paralel bakanlıklara paralel yapılar kurulmuş durumda. Yeni bir rant alanı yarattığı bir alan haline geliyor. Biz buna karşı çıktık tabii. Sıfır atık projesinin kapsamında belli şeyler yapacaklarına dair sempatik maddelerle birlikte Türkiye'de daha fazla rantı önceleyen, daha fazla denetimsizliğe ve karanlığa sürükleyen kurumlar halinde karşımızda duruyorlar. Bunlar bakanlıkların üzerinde mi ajanslar? Bakanlıklara paralel bir yapı oluşturuyorlar. Yani bakanlıklar paralelinde çevre ajansı ile ilgili bütün yetki kanunlarda tanımlanmış bir şekilde Çevre Bakanlığı'nın uhdesinde yapabilirken neden yapmıyor? Yeterli personeli varken neden yapmıyor? İşte personel alıyor, kamu personel alım kurallarından tamamen dışında, denetimlerin dışında ve oldukça yüksek maaşla insanları çalıştırıyor. AKP'nin kendisi için yaratmış olduğu yeni rant alanları, yeni istihdam alanları oluşturduğu bir alan. O yüzden karşıyız bunlara. Yapılan hiçbir şey bu iktidar döneminde artık iyi niyetle karşılanan şeyler değil. Yapılan her şeyin arkasına bakmak gerekiyor. O arkada da karanlık, oldukça karanlık, oldukça rant, oldukça sömürüye dayalı işler yapılıyor. İşte turizm ajansı ile ilgili yapılanlar da bunun benzeriydi. Karşı çıktık biz ona da. Onda da denetimsizlik vardı. Hoş Türkiye'de hangi alan adam gibi denetlenebiliyor? Denetimden her şey kaçırılıyor. Bugün bakıyorsunuz Türkiye Varlık Fonu Sayıştay denetiminden kaçırılmış. Birçok şey kaçırılıyor. Bankalar, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen bankaların, devlet bankalarını Sayıştay denetleyemiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Evet, Sayıştay denetimleri şeye de gelmiyor, meclis gündemine de. Evet. Ne yazık ki artık gelmiyor. Gereği yapılmıyor. Evet. Şimdi tabii bütçe dedik ama bütçe devam ediyor. Birkaç konu daha kaldı ve hafta sonu itibariyle yeni bir haftayla beraber Ankara'da çalışmalar devam ediyor. Bu hafta kapanacak ve herkes seçim bölgesine geri dönecek. Şimdi biz buradan takip ediyoruz Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalar ama tüm yasa ve kanun maddeleri medyaya yansıdığı gibi gözüküyor. Toplumda onu öyle gözüküyor. İşte kuru ekmek tartışması var. Yine İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklaması var. Sanayi Bakanı'nın Kemal Bey'e Genel Başkan'a yaptığı açıklamalar var. Genel Başkan'ın açıklamaları zaten en baştan bir bütçe konuşması vardı. O konuşma biraz Cumhurbaşkanı adaylığına doğru yoruldu. Ardından Cumhurbaşkanı adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevapları falan vardı. Derken böyle bir paket halinde kamuoyunda algı oluştu. Şimdi orada ne yapıyorsunuz siz? Neler gördünüz? Bütçeyi birazdan asgari ücret konusunda yavaş yavaş belli olmak zorunda artık. O da yıl sonuna doğru geldi. Evet. Onunla ilgili partinin önerisi var. Evet. Bir taraftan Sayıştay raporları konuşuluyor bu hafta. Böyle bir değerlendirelim. Ne var orada? Nasıl bir durum var? Yani şimdi şöyle bütçeyi sanırım 58 gün ya da 54 gün civarı süren bir bütçe maratonu oldu. Önce Plan Bütçe Komisyonu'nda bütün bakanlıklar sunumlarını falan yaptılar. Sonrasında da işte 14-15 gün genel kurula indi bütçe kanunu, görüşüldü. Evet. Oylandı. İktidar çoğunluğunun dayanarak kabul edildi, geçildi. Şimdi buradaki tartışmalar esasen boş tartışmalar değil. Yani burada kuru ekmek bütçesi dediğimiz hikayenin altı dolu. Bu doluluktan kaynaklı AKP'de bir itiraz var. Bu sancı var. Kendi içinde bile anlatamadıkları bir sancı var.
Şimdi bütçenin gider kalemlerine baktığınız zaman büyük bir çoğunluğu uzun zamandır genel başkanın ifade ettiği tefecilere faiz borçları. Geri kalanın da büyük bir çoğunluğu geçiş garantili yollar, geçiş garantili köprüler, uçuş garantili hava yolları, hasta garantili hastane ödemeleri. Bunlar bütçenin tamamını kuşatmış durumda ve bütçede halka, emekliye, emekçiye, işçiye, dar gelirliye, esnafa hiçbir şey yok. Esnafa bir şey sunulduğu yok. Paket açıklandı. O paket nedir Allah aşkına? 1.000 lira bir para verecekler. Bu yetebilir mi sizce? Aylardır dükkanı kapattığınız insanlar kirasını ödüyor, stopajını ödüyor, vergi ödeyecekler, yanında çalıştırdığı insanların SSK primlerini ödeyecekler. 1.000 lira nedir Allah aşkına? Dalga geçer gibi bir paket. Bu paketi kabul etmek mümkün değil. İnsanların dertlerine derman olabilecek ya da en azından bir parça yaralarını iyileştirebilecek, kabuk bağlamasına sebep olacak bir şey değil bu. Bu sadece alay edilecek bir şey. Kendileri açısından büyük bir adım olabilir ama bu toplum açısından maalesef adım bile sayılmayacak, şaka gibi bir açıklama. Tabii biz ısrarla Türkiye'de ekonomik problemleri, insanların çöpten, artıklardan beslenen ciddi bir kesimin olduğunu, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bile verdiği fetvada pazara akşamüstü gidin, pazar ucuz oluyor, yani oradan artıkları toplayın dediğine tanıklık ettiğimiz bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız ve bunu dile getirdik ısrarla. Bunu dile getirmemiz bunun arkadaşları rahatsız etti. En son işte o kuru ekmeğe muhtaç ettiniz vatandaşı. Doğru, evet. Vatandaş kuru ekmeğe muhtaç oldu. Ukala bir şekilde bir milletvekili oradan karnı aç değilmiş. Biz yansıyor işte görüyoruz Cumhurbaşkanlığı'nın saraylarda neler yediğini, nasıl eğlendiğini, hangi müzikleri dinlediğini. Bu vatandaş şereva görülenle Cumhurbaşkanı'nın yaşamını kıyasladığımız zaman bu bütçe vatandaşın bütçesi değil, haramzadelerin bütçesi olduğu görülüyor. Bu arkadaşlarımızın büyük bir çoğunun geçtiği tedrisat, faizin haram olduğunu söyleyerek yetiştiler bunlar. Faize karşıydılar, dış güçlere, lobilere, Amerikan karşıtıydılar. Bu arkadaşlar dönüp baktığımızda bugün hepsi faiz bütçesine evet demiş, harama suç ortaklığı etmiş durumdalar. Bunun da rahatsızlığı var onlarda. CHP bütün eleştirilerini net bir şekilde, askeri eleştirilerini tank paletten başlayan onun peşkeş çekilmesinden, Türkiye'de kamu özel işbirliğiyle Türkiye'nin soyulmasından, Türkiye'nin beşli bir müteahhitler çetesinden daha büyük olduğunu ısrarla toplumun bütün kesimlerinin anlayabileceği şekilde aktardı. Tabii bu artık kral çıplak, bunu herkes görüyor ve söylemeye başlayınca arkadaşlarımız da, Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlar da rahatsızlıklar oluştu. Bakanlarda da ciddi bir rahatsızlıklar oluştu. Çünkü bakanlığın yaptığı bir şey yok. Ben kendim gerçekten inanarak söylediğim bir şey vardı. Yandaş basında beni linç etmeye bir sürü hakaret ve küfürler ettiler. Varank geçen yıl elinde bir tane kimyasal maddeyle geldi. Bunun biliyor musunuz bir gramı kaç para biz Türkiye bundan? İhracat rakamlarına yansıyan bir ihracatı söz konusu değil. Bir tane entegre devre almış. Şurada aşağıda elektronikçi, elektrik elektronikçiye yaptıracağım. Bu ne biliyor musunuz? Mercedes'in kontrol ünitesi. Mercedes'in. Türkiye bunları yapıyor. Türkiye bunları, ya Türkiye'nin ufkunu bu kadar dar gören, dar ufuklu insanlarla yönetiliyoruz. Yani çıldırmamak mümkün değil. Ben de oradan işte helikopter motoru yaptığını ve bununla gurur duyduğunu söyledi. Ya helikopter motoru yapmak iyi bir şey ama bir bakanın bununla gurur duyacak kadar büyük bir şey değil. Bu Türkiye kendi tayyare fabrikası olup tayyare ihracatı yaptığı noktalardan buralara geliyor. Sağ ve sığ zihniyetler tarafından getiriliyor. Burada sanırsın Mars'a gitmiş dedim. Burada gayet açık bir şey. Türkiye'nin ufkunun çok daha ileri olması gerekiyor. Türk insanının yaratıcılığının, Türk insanına özgürlüklerle birlikte yaratıcılığı verdiğiniz zaman kalkınmak adına yapabilecekleri, dünyanın gelişimi adına yapabilecekleri bugün önümüzde duruyor. İşte Uğur Şahin'le Özlem Türeci çiftinin. Evet, onlar da ilaçla ilgili ciddi anlamda çalışmalarda bulunan bu bölgeden yetişmiş insanlar. Yani dön Nobel ödülü alan hocamız Aziz Sancar, bu toprakların insanı. İki tane genç kızımız bilim ödüllerine layık görüldü. İkisi de genç profesör. Bu toprakların insanları. Gökhan Hoca, Gökhan Otamışlıgil, bugün Harvard'da genetik kompleksin başında en uzun süreli kalan hoca. Bunlar bu toprakların insanları. Bu toprakların insanlarına özgürlüklerini, burada yaşam alanlarını, imkanları
verdiğiniz zaman eğitim imkanlarını, araştırma, geliştirme imkanlarını verdiğiniz zaman neler yapabilirler acaba? Neler yapabilirler? İsyanımız burada. Bir Pfizer, bir BioNTech Alman ekonomisine katkılarını bir düşünebiliyor musunuz? Ya yani Türkiye'nin dış borcuna yakın ihracat yapacak bunlar. Evet. Bütün Türkiye'nin ihracatından fazla ihracat yapabilecek sadece bir buluşla. Ve bu insanlar kanseri ortadan kaldırmak için çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ve bunlar bizim insanlarımız, bu toprakların çocukları. Bu toprakların çocuklarına imkanları sağladığınız zaman neler yapabilirler? Biz TOG yapıyoruz. Ya evet. Böyle bir şey var mı? Hırvatistan kaç senedir üretiyor arkadaşım elektrikli aracı? Motorunu kendimiz mi üretiyoruz? Böyle bir savunma yok. Çin'de anlaştık evet. Evet. Yani bunların hepsine isyan ediyoruz. Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. İnsanlığın da kaybedecek zamanı yok. Bakın insanlığa çığır açabilecek beyinleri biz yetiştiriyoruz. Ve bunlar kendi topraklarında araştırmalarını, geliştirmelerini yapmamasının acısını ve utancını yaşamak zorundayız biz millet olarak. Evet. Yani dünyaya çığır açıyor. Kim? Türkiye kökenli Alman vatandaşları, Almanya'da kurulmuş şirketi. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Benim kendi çocuklarım bunlar. Bu ülkede bunları yapabilirlerdi. Aziz Sancar'ların çok güzel bir sözü vardı Selin Hoca'nın. Aziz Sancar'ın kendi topraklarından çıkarak, kendi topraklarında yaptığı çalışmalarla Nobel ödülü aldığı günleri yaşamak istiyoruz biz. Evet. O yüzden kaybedecek zamanımız yok. O yüzden bu bütçe haram bir bütçedir, haramzade bütçedir. Israrla bunun şeyini yaşıyor arkadaşlar, gerginliğini yaşıyorlar. Onlar da biliyorlar harama ortak olduklarını ve Türkiye'deki tüyü bitmemiş yetimin hakkını alıp bir avuç da değil, bir elin parmaklarını geçmeyecek müteahhitlere peşkeş çektiklerinin onlar da farkındalar. Evet, siyasi tartışmalarla meclis toplantıları gündeme geliyor. Onu da yakından takip ediyoruz. Bu arada bizi izleyen çok sayıda kişi var. Hepsine selamlarımızı gönderelim. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç iyi yayınlar demiş. Biz de Sayın Vekil'e selamlarımızı gönderelim. Derya Akdeniz'e, Kemal Ergüneş'e, Süleyman Erçolak'a yine İzmir Milletvekillerinden ricamdır diyor. Bu gençleri erozyona uğratan sosyal medya paylaşımları ile ilgili bir hazırlık ve çalışma yapılması gerektiği konusunda değerlendirme yapmış. Kemal Ergüneş yine Uğur Toprak, Fatma Köprücü, Taceddin Bayır Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili ona da selamlarımızı gönderelim. Mahir kardeşime ve size iyi yayınlar diliyorum demiş. Biz de kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz. Mesut Durgun selamlarını göndermiş. Ayhan Şenel İzmir'in en çalışkan vekili listesi yapmış ve Türkiye'deki listelerde de sizde yazmış. Şimdi Yusuf Metin'e selamlarını göndermiş. Az önce söyledik Tunay Can Polat'a. Murat Bakan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili. Biz de kendisine selamlarımızı gönderelim. O da iyi yayınlar demiş. Seyfettin Çelenk, Özlem Sezer, Hasan Oray ve Çınar Yücel Aydın'a da selamlarımızı gönderelim. Sağ olsunlar. Milletvekillerinden 3 milletvekilimiz de sizi yakından izliyor şu anda. Taceddin abi bizim büyüğümüz. sağ olsun üzerimizde emekleri var. Diğerlerinde Sevda Hanım ildeyken biz ilçedeydik. Hepsinin üzerimizde emeği var. Birbirimizde emeğimiz var. Evet. Sağ olsunlar destekliyorlar. Teşekkür ediyorum. Evet. Şimdi, Murat abi de öyle. Evet. Şimdi tabii milletvekiller arasında dayanışma önemli. İzmir'de değerlendirmeler yapılıyor değerlendirmelerde. Tek yürek olmak önemli. Tabii bunun partiyle ilgili bir durum var. Birazdan onlara da geleceğiz ama. Şimdi az önce bahsettiğiniz siyasi atmosferin, ekonomik atmosferin siyasete yansıması konusunu değerlendirelim. Hı hı. Bu nereye gidecek? Bir erken seçim konusu konuşuluyor. İktidar eğer seçim yapabilir mi? Yapmaktan kaçınıyor diyenler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının çok hızlı bir şekilde artmadığı ile ilgili aritmetik rakamlar ortaya konuluyor. Ne olur siyaseten bu nereye yansıyacak? Yani siyaseten Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok aslında. Bunu baştan da söyledim ben. Hızlı bir şekilde Türkiye'nin dönüşmeye ihtiyacı var. Hızlı bir şekilde kurumlarının tekrar tesis edilmesine ihtiyacı var Türkiye'nin. Şimdi Türkiye'de herhangi bir bakan bugün asgari ücrete ne kadar olması gerektiğine dair yorum yapabiliyor mu? Ya da herhangi bir bakan
bir kişiden izin almadan herhangi kendi alanıyla ilgili bir açıklama yapabiliyor mu? Şu mümkün an aralığın sonuna geldik. Henüz daha bir rakam açıklaması olmadı. Yok, yapamazlar. Bugün Sayın Bakan İzmir'e geliyor. Çünkü tek adam muhtesine bırakılmış bir yönetimle gidiyoruz. Kurumlarının yok edildiği, Türkiye'de devlet geleneğinin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz hep beraber. Bu dönemden, bu türbülanstan, Türkiye'nin bu yıkım sürecinden hızlıca uzaklaşması gerekiyor. Yani iktidara biz ısrarla çağrı yaptık, gelin bu zihniyeti değiştirin, yani bu yönetme biçiminizi değiştirin diye. İktidar ısrarla bu kibirle, bu vurdum duymazlıkla, bu savurganlıkla ülkeyi yönetmeye devam ettiler. Savurganlık dediğimiz sadece şatafat ve debdebeye harcadıkları para değil, ülkenin kaynaklarını savurdular. Yani ülkenin inanılmaz kaynakları vardı, iş gücünü savurdular. İnsanlarımızın tamamı yurt dışında kariyer edinmek için, gençlerimizin tamamına yakını yurt dışında yaşamayı düşünecek hale getirdiler. Bu ciddi bir savurganlıktır. Buradan çıkabilmek için bir zihin değişikliği yapmayacaklarını gördük. Geriye kalan tek bir şey kalıyor. İnat etmeden, eğer birazcık memleketi seviyorlarsa gidecekler erken seçime. Hep beraber halkın sandığına gireceğiz. Ne çıkarsa kabul etmek zorunda insanlar. Görünen o ki Türk insanının büyük bir çoğu bu yönetim anlayışına, bu tek adamlığa karşı çıkıyor. Çünkü bizim genetik kodlarımızda böyle bir tek adamlık falan yok. Ta Orta Asya'dan, ta İslamiyet öncesinden gelen çoğulcu yönetimler vardır. Yani bir divan, bir başkan vardır. O divanda söylenenlerin dışında padişahlar çıkamaz. Ya da Pankuş meclisleri vardır ta geçmişte. Buralarda tamamen demokratik karar alma süreçleri işler. Burada demokratik karar alma süreçlerinin tamamen ortadan kaldırılmış. Bakanların birer şube müdürüne ya da birer müsteşara dönüştüğü, şak söylenip tak yapılan bir alana dönüşmüş ve bu yapılanların hiçbirisi toplumun hayrına yapılan, vatandaşın hayrına yapılan işler değil. Israrla, evet. Israrla biz bu yönetimin değişmesi gerektiğini, kendini bir daha oylaması gerektiğine inanıyoruz. Seçime girmeleri gerektiğine inanıyoruz. Manipüle edebilmek için birçok yöntem deniyorlar, birçok uğraş içerisindeler. Ama bunların hiçbirisi bu kötü gidişe, onların kötü gidişi değil sadece, Türkiye'nin kötü gidişi engel olamıyor. Türkiye uluslararası arenada çok ciddi dayaklar yedi. Çok ciddi itibar kayıplarıyla karşılaştık ki bu iktidar dönemiyle ilgili. İç politikada insanlarımızın yaşam kalitesinin düşüşlerini hep beraber yaşıyoruz. Mesela bu pandemi süreciyle ilgili hep beraber gördük. 5 tane maskeyi dağıtamadılar. İnsanların evlerine, belediyelerin göndermeye çalıştığı yardım kolilerine bile engel olmaya çalışan ceberrut bir iktidarla yaşadık. Hala da yaşamaya çalışıyoruz. Hala insanların sağlığı hiçe sayılıp sokaklarda bir sürü insan çalışmaya mahkum bırakılmış durumda. Kapanmıyor devlet. Dünya kapanmaya, dünyanın büyük ve güçlü ülkeleri, kurumsallaşmış ülkeleri kapanmaya doğru giderken, aylara varan kapanmalar yaşarken, evet. Türkiye şaka gibi hafta sonu kapan, hafta içi açıl mantığıyla bir yere varamadığını görüyoruz. Halk sağlığı sorunu haline dönmeye başlamış bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunların hepsini değiştirebilecek tek bir şey var, erken seçim. Erken seçim Türkiye'nin önünü şu ya da bu şekilde açacaktır. Bizim evet. partimize ilgili değerlendirmelere gelecek olursak, şimdi şey diyor ya, bir şair diyor ya, polisin kırpacı, spikerin çenesi, baskı makinesi, haramilerin elinde. Haramilerin elinde olan bir düzende değerlendirmelerin böyle çıkması, partinin oylarının hızlıca artmadığını söylenmesi gayet doğal. Fakat biz biliyoruz ki parti toplumun geniş kesimlerinde artık umut. Türkiye'de iyiye, İleriye doğru ne olacaksa Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte olacak. Bunu biliyoruz. İkinci yüzyıla çağrı beyannamemizi açıkladık. Bu çağrı evet. beyannamesinde çevreden uluslararası ilişkilere kadar Türkiye'ye bakışımızı ve vizyonumuzu koyduk. Ülkemiz eğer bundan sonra ikinci yüzyıla Atatürk'ün gösterdiği çağda muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacaksa, bizim partimiz ve bizim partimizle birlikte ittifak eden dostlarımızla beraber çıkacak. Onun için hızlıca daha fazla Türkiye'yi tahrip etmeden erken seçim gerekiyor. Ve erken seçimde dersi biz mi alırız, onlar mı alır? Halk bunu çok daha iyi görüyor. Evet, ya herkes. görüyor halk. Maskesiz sokaklarda kaldılar. Günlerce 1000-2000 vaka dediler. Biz dedik ki 20.000 vaka. Evet. Bir açıklandı 30.000'lere çıkan vaka. Bakın o ölüm oranları var ya, herkes gömdüğünü biliyor kardeşim. Herkes kendi acısını biliyor. Bak Şanlıurfa'da bir arkadaşım babasını defnetti. Sıra gelse de
definlerimizi hızlıca yapsak dediler. Devletin açıkladığı defin rakamlarına bakıyorsunuz. İzmir'de, İstanbul'daki verilerin bile çok çok altında. Ölüyor insanlar. Görüyor insanlar. Ölerek görüyorlar. Hastalanarak görüyorlar. Bak arkadaşım, annesi hastanede, annesinden haber alamıyor. Yani alıyor da bekliyorlar artık. Halk sağlığı sorununa döndü. Kitlesel halk sağlığı halinde. Evet, sürekli telefonlarınız da susmuyordur. Düşünsenize ya. Hastanelerde yer arayanlar, ciddi anlamda müdahale çoğaldı, isteyenler çoğaldı. Çok sayıda kişi oldu. Sağ olsun buranın çok gayretli, iyi niyetli bir il sağlık müdürü var. Buradan teşekkür edeyim kendisine. İlk zamanlar evet eleştiri vardı. Evet. Sonrasında yeniydi da değerlendirildi. Burada. Yeniydi burada. Çalışmaları, gayretleri evet, önemli. Gayretli, gayretli insanlar üzerinde zaten yükseliyor Türkiye. Ayakta kalabiliyorsak. Bizlerin ve gayretli insanların sayesinde ayakta kalıyoruz. Yoksa bu iktidar sayesinde kalmıyoruz ayakta. Çok boyutlu Türkiye'de tahribat var. Bugün ben size telefonlarımdan mesaj sistemlerin yani Telegram'ından WhatsApp'ına, Twitter'ından Instagram'ına, Facebook'una kadar bütün mesaj kutularımı açsam, SMS'lerimi nelerle yaşadığımızı, nelerle karşı karşıya olduğumuzu çok daha iyi anlarsınız. İşsizlik had safhada. Evet. Çocuklarımız okuyorlar büyük bir umutla, üniversiteye gidiyorlar. Fakat üniversite bittikten sonra iş bulamıyorlar. Öyle devletin dediği gibi, öyle aymaz insanların bir bakanların böyle aptal aptal yaptıkları açıklamalardaki gibi iş beğenmemezlik değil. Bu çocuklar sadece yol parası ve kuru ekmek parasına çalışmaya razı olan çocuklar ve işsizler. Babalar yalvarıyor ya. Ya biz onları duymaktan, onların şeylerini paylaşmaktan, yoksunluklarını paylaşmaktan vicdanımız kanarken bundan sorumlu olan iktidar büyük bir yalanla Türkiye'yi yönetiyor. Evet, burada seçimin sonucuna mutlaka etki edecek diyorsunuz. Bu arada sağlıkla ilgili konuya değinelim. Biraz aşı konusunu ne yapacaksınız? Aşı olacak mısınız? Şimdi aşılar yavaş yavaş geldi diyenler var. Bir tarih açıklanmıştı ama vatandaşa yansıyan bir aşı uygulaması şu anda yok. Milletvekilleri özel olarak aşılanacak diyorlar. Çin aşısını tercih edenler var. Başka aşıyı bekleyenler var. Siz ne yapacaksınız? Ben şöyle, biz çocukken aşı nedir diye sorulduğunda fen bilgisi kitaplarında ilkokulda falan filan 4'te 5'te zayıflatılmış mikrop. Yani bugün vücuda verilmesi diye bilirdik. Tanımlanırdı aşı. İnaktif aşı dediğimiz olayı tanımlardı aslında. Bu yeni Pfizer'ın falan yaptıkları yeni aşı metotları. Ben şimdi önümde Pfizer ve inaktif aşı olsa inaktifi daha çok tercih ederim. Yani bu Çin'in ürettiği aşıyı daha çok tercih edeceğimi düşünüyorum, ederim yani. Geldiği zaman da aşıya kimsenin hakkını çiğnemeden erişebildiğim dakika itibariyle aşımı yaptırırım hiç gözümü kırpmadan. Evet. Peki aşı Ankara'da birçok yerde milletvekilleri yaptırıyor diyenler var, değerlendirme var. Bir taraftan ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Vallahi şimdi şöyle bakın, hakkım olmayan bir şeyi statümü kullanarak elde edersem, hakkı olduğu halde yaşamayan insanların katil olduğumu düşünürüm. Yani bir kronik hastalığı olan bir sağlık çalışanının hakkını gasp ederek kendime aşı yaptırmayı statümü kullanarak sağlarsam, o insanların hayatlarını kaybetmesinden direkt sorumlu olacağımı düşünürüm. Dolayısıyla devletin ve aşı planlaması yapan kurumların bana ne zaman aşı planlamasında süre geliyorsa o zaman aşı yaptıracağım. Bunun dışındaki aşı yaptırma yöntemlerini gayri ahlaki bulurum, ahlaksızca bulurum. Evet, dışarıdan gelenler var diyenler, ihracatçı firmaların ismini söyleyenler, kaçak yollarla aşı temin edenler, birçok şey var şu anda. Yani herkes konuşuyor bunu. İşte devlette şeffaflık ve devlette kurumsallık olmayınca bu tip şeyleri konuşuruz. Yaptırmamış olsa da evet yaptırmışlar deriz. Şimdi ben buradan sormak isterim. Şu Irak Başbakanı'nın olduğu yemekte Tayyip Bey'in görüntüsü aşı yaptırmamış bir adamın görüntüsü müydü? Sizce aşı mı yaptırılmış? Yani nedir Tayyip Bey, halkla arasına bariyerler koyup 500 metre uzağında tutarak konuşan adam, orada kalabalık bir ortamda cümbüş çalarak sefa içerisinde, ağzında maske yok, hafif kaykılmış bir şekilde yemek yiyor kardeşim. Yer mi sizce? Oturur mu sizce? Bakanlarıyla arasında ciddi mesafeler koyarak görüntü veren Tayyip Bey, orada Irak Başbakanıyla kol kola yemek yiyor. %99 ya aşıyı
oldu ya da buna bir çözüm buldu. Buradan o çıkıyor diyorsun. O görüntüleri izlesin vatandaşlar. Benim gibi yorumlamıyorlarsa bir şey bilmiyorum. Bir de yani insanların çöpten beslendiği, insanların açlıkla sınandığı, kuru ekmekle hayatlarını geçirmeye çalıştığı, çay simit hesaplarının artık iflas ettiği bir Türkiye'de sarayda cümbüş eşliğinde sefa gütmek nedir bu? Nedir bu? Sosyal karşı medyada hafta sonu itibariyle ciddi tartışıldığı evet. Görüntülerde değerlendirmeler de oldu. Tabii ki siz şimdi diyorsunuz ki bir taraftan bunun vakalarla arttığını ve bu arada sokağa çıkma yasaklarında vakalarda düşüş olduğu ile ilgili değerlendirmeler var. İzmir'de de Vali Bey açıklama evet. yapıyor, vakalarda düşüş var, tedbiri elden bırakmayın diyor. Hastanelerin zaten kapasitesi belli. İnanıyor muyuz? Ama İnanıyor evet. muyuz? Yani bu iki iktidarın yapacağı sağlıkla ilgili herhangi bir şeye koşulsuz inanan insan var mı? Koşulsuz inanan insan var mı? Mümkün değil. İnanmak mümkün değil. Şimdi öyle bir şey ki tamam bir kitle var. Hani Muaviye'nin Hazreti Ali'ye asker gönderiyor, haberci gönderiyor. Diyor ki bak Ali'ye söyleyin. Ben de bindikleri devenin dişi mi erkek mi olduğunu ayırt etmeyen savaşçılarım var diyor. Ayırt etmeyi bilmeyen savaşçılarım var diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar düşünmekten yoksun, bu kadar iktidarın yanında düşünmekten yoksun, dişi ve erkek deveyi ayırt edemeyecek bir kitle var. O kitlenin dışındaki toplumun büyük bir çoğunluğu devletin, bugün bakanlıkların söylediklerine inanıyorlar mı? Ya bizim bakanlık 2000'lerde vaka açıklarken bizim Ankara milletvekilimiz bas bas bağırdı, bak belge yayınladı. Evet, Murat Emir'in açıklamaları. Yok dediler, bula semptomlu semptomsuz böyle bir abuk subuk açıklama yaptılar. Sonra hepsini açıklamak zorunda kaldılar. Sonra döndü Türk Tabipler Birliği, bunların doğru değil, bu rakamların birkaç katı fazla şey var. Bir virüs bulaşmış insan var dedi, vaka var dedi. Sonra Türk Toraks Derneği açıkladı. Açıklanan ölüm rakamının totalinden o günkü hesapla 40-42 bin daha fazla insanımızın öldüğünü söyledi. Bunları üst üste koyduğumuz zaman bu iktidarın yapacağı sağlıkla ilgili herhangi bir şeye inanmamızı beklemeleri bence biraz saflık olur. Bizim inanmamız da daha büyük bir saflık olur. Dolayısıyla bunların hafta sonları virüs yayılmıyor, inşallah yayılmıyordur demeleri iki günle virüsün önünü nasıl kesiyor? 200 küsur binden 178 bine şey düşüyor, test sayısı düşüyor. Evet. Özel hastanelere test gönderilmiyor. Bir PCR de ciddi testleri. Anlamda şey var. Özel hastanelerin kayıtları yanılmıyorsam testlere sayılara girmiyor. Bugün sabah itibariyle İzmir'de mesela yaşayanlar görmüştür. Ciddi bir trafik yoğunluğu var. Çünkü insanlar iki gündür evlerindeydiler ve birden sokağa çıktılar ve çok yoğun bir nüfus kalabalığı şu anda şehirlerin içerisinde. Önemli. Değerlendireceğiz. Biraz da İzmir'e gelelim. Şimdi Sayın Vekilim, sizin verdiğiniz soru önergeler var. Çevreyle ilgili, siz çevre komisyonundasınız evet. zaten. Çevreyle, doğayla ilgili değerlendirmeleriniz vardı. Bir soru önergeniz var. Milli Eğitim Bakanlığı ile ilgili belediye konusu. Şimdi şu Sayıştay raporlarına gelelim. Tamam. Şimdi gazeteleri açıyorsunuz. Hükümete yakın gazetelerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki yolsuzluklar diye değerlendirmeler var. Daha böyle işte hükümete yakın olmayan gazeteleri açtığınızda AK Partili ve İktidar Partisi'nin belediyeleriyle ilgili Sayıştay raporlarındaki yolsuzluklar ve hırsızlıklar gibi değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi Sayıştay raporunu herkes kendisine göre yorumlayabilir ama Sayıştay raporu bugün Sayıştay'ın resmi web sitesinde belediye hepsi var. Birçok belediye de var İzmir'den. İzmir'de de belediyelerle ilgili, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili İzbeton, İSSU gibi 3 yan kuruluşuyla beraber açıklamalarda bulundu. Şimdi burada ne diyorsunuz bu Sayıştay raporlarına? Genel Türkiye'nin Sayıştay raporlarının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmediğini söylediniz ama Sayıştay raporlarının yazılmasıyla ilgili de değerlendirmeler var. Burada ya raporları yazanlar şey mi, tarafsız mı? Şöyle mümkün mertebe tarafsız olduklarını düşünüyoruz biz evet. bunların. Düşünmek istiyoruz. Çünkü tarihe geçen raporlar bunlar. Yarın herkes tarih önünde hesap verecek. Bu buradaki devletin ve milletin paralarından maaş alan Sayıştay denetçilerinde dürüst bir şekilde yaptıklarına inanmak istiyoruz. Şöyle iki tane soruyla başlamak isterim. Ankara'yı parsel parsel satan ve yolsuzluk dosyaları
savcılığa teslim edilen Melih Gökçek ile ilgili ne yaptılar mesela? Belli, işte Ankara'da yaptıkları belli. Mansur Bey bunun dosyalarını savcılığa teslim etti. Bugüne Evet. kadar bir ifadesi bile alınmadı. Bununla ilgili bir satır yazı, bir satır haber çıkmadı. Yine bugün bile vardı. Ekrem Bey İstanbul'da yapılan yolsuzluklarla ilgili valiliğe gidiyor. Valilik yine bunların soruşturulması ile ilgili izin vermiyor. Yani devleti yönetenler kendilerinden yana bir yolsuzluk olduğu zaman bunu örtmek için ciddi mücadeleler içerisindeler. Bunları yaşıyor, millet de biliyor bunları. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi kendi tespit ettiği, yani bizim de kendi denetim mekanizmalarımız var, tespit ettiği bir yolsuzluk olduğu zaman yolsuzluğa bulaşmış insanları partide tutmuyor zaten. Evet. Bunun örneğini İzmir'de yakın tarihte yaşadık. Biz devletten önce böyle bir yolsuzluk haberini alınca partimiz gerekli işlemleri hızlı bir şekilde tesis etti. Devlet bizim arkamızdan geldi. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin en ufak bir hatasını bulmaya, Cumhuriyet Halk Partililerde leke aramaya çalışan devlet, partimizin yönetimde olduğu belediyelerde partimizden kaynaklı, bizim bürokrasimizden, bizim belediye başkanlarımızdan kaynaklı bir yolsuzluk olsa sizce bu kadar rahat mı durur? Mümkün değil. Mesela bir taciz skandalları zinciri yaşıyoruz. Kitle partilerin hepsinde olabilecek Evet. insanların gayri ahlaki işleri olabilir değil mi? Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne mahsus değil. Biz de şimdi Kemal Paşa da kendi üvey evladına tecavüz etmiş diye mi bangır bangır bağıracağız? Hayır, Türkiye'de çözülmesi gereken bir tacizle ilgili bir durum olduğunu tespit edip bunu hızlıca çözmeye ve bu insanları kendi partimizden uzaklaştırmaya çalışacağız. Onların da onu yapması gerekiyor. Bunun üzerinden oy devşirmek, bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne saldırmak gayri ahlaki bir şey. Çünkü kendilerinde var, çünkü kendilerinde çokça yaşandı. Başka yerlere kadın kolları başkanları ile ilgili de yansıdı. Bunları konuşmak çok doğru şeyler Evet, Kemal değil. Paşa ilçe başkanı zaten o konuyla ilgili ben iktidar partisi kendi mensubu olan isimlerle ilgili disiplin işlemi başlattıktan sonra ben açıklama yaptım dedi. Ve isim isim konunun ayrıntılarına girmedik biz bu konuda Tabii tabii önemli değerlendirme yaptık gayet dedi. efendice, gayet doğru ve iyi götürüyor. Bu kitle partilerinde yaşanabilecek bir durum. Şimdi belediyelere baskı var mı? Sayıştay raporlarından devam edersek. Belediyelere baskı olmaması Yani mümkün mü? Yani zaman zaman özel daha doğrusu bir müdahale. Şimdi mesela İzmir'de Urla Belediye Başkanı bugün yok, kayyum var. Menemen Belediye Başkanı hem hukuki olarak bir süreç yaşıyor hem zaten parti ihraç etti. Foça Belediye Başkanı yargılanıyor. Gaziemir Belediye Başkanı yargılanıyor. Torbalı'da dava var. Böyle belediyelerle ilgili değerlendirmeler var. Bunlar periyodik olarak Şimdi gündeme geliyor. aslında biz bunları niye tartışabiliriz? Çünkü yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde adalet dağıtmadığına inandığımız için bunlar bizim için tartışmalı konular. Yani bu tek adam yargısının doğru hüküm vermeyeceğine kanaatimiz %100 bizim. Dolayısıyla kendi iç denetimlerimizi kendimiz yapıyoruz ve gerektiği anlarda gerektiği şekilde parti müdahale ediyor. Komisyon kuruyor. Komisyon raporlarına göre bu adamın bu partide işi yok dendiği zaman tedbirli bir şekilde kesin ihraçla partiden gönderiyor parti. Kendi hukukunu, kendi adaletini daha iyi tesis etsin diye uğraşıyor. Tepemizde iktidar var. Evet. Sürekli Sayıştay müfettişleri, diğer bütün müfettişler partinin tepesinde koşturuyor bir şeyler yakalamaya, oradan Tayyip Bey'e kötü gidişi düzeltecek argümanlar vermeye, enstrümanlar vermeye çalışıyor. Fakat bulamıyorlar. Şimdi mesela ben o İzbeton'daki olayı inceledim. 2013-2018 yılları arasındaki bulgulardan bahsediyor. O tahsil edilemeyen paralardan falan evet, bahsediyor. 175 milyon lira bir zarardan bahsediyor. İşte tahsil edilememiş para. Evet. Nereden edilememiş? Kiraz Belediyesi'ne edilememiş. Nereden edilememiş? Bayındır'dan edilememiş. Emir Alem var. Kapanan belediyelerden para da. Ne yapmış yani? Bu asfaltı yemiş mi İzbeton o dönemde? Yemiş mi? 2013-2018 yıllarındaki bir takım bu tarz şeyleri alıp bugün yapılmış gibi lanse edip şimdiki bürokratlarımızın üzerine gitmeleri de gayri ahlaki. Bunu bir takım basın yayın organlarında da yapıyorlar. Bir kere bir kendilerine bakacak o arkadaşlar. Bir de o raporları doğru okuyacaklar. Şimdi belediye şirketinin tek müşterisi, İzbeton'un tek müşterisi kim? İzmir Büyükşehir Belediyesi. Evet. Yani bir cebinden aldığını öbür cebine koyuyor.
kime yol yapıyor? Yani özel evlere ya da şeylere müteahhitlik yapmıyor bu şirket. Sadece yol yapıyor. İşte zamanlamalarda sürelerin atlanması ile ilgili bir şeyler yazmışlar. Ona da baktım. E ne oluyor? Yüz beton mesela ihaleyi alıyor, yama ihalesi alıyor ya da yol yapım ihalesi alıyor. İSSU kanal değiştirme işine giriyor ya da gaz döşeme işine giriyor. Onlar teslim etmeden işe başlayamıyor ki zaten. Onlar yarayacaklar, işlerini yapacaklar. Sonra İzbeton gelecek, kapatacak, asfaltlayacak. Buradan kaynaklı. Bu raporları iyi okumak lazım. Bu kentin iyi bürokratlarına da, temiz bürokratlarına da belli sahiplerle çamur atmaya çalışmak gayri ahlaki, yayıncılığa da ahlaka da aykırı diye düşünüyorum. Böyle bakıyorum. Bugüne kadar eğer oralarda bir yolsuzluk olsaydı, kamu malına, yetimin hakkına el uzatılmış olsaydı, bu iktidar zaten bunun üzerinden çok büyük bir hikaye yaratıp saldırmış olurdu. Bulgulara baktığınız zaman, bulguların içerisinde parayı almış, yanlış ihale yapmış gibi böyle bir ya da ihaleyle zarara, adrese teslim ihale, böyle şeyler yok. Biz mesela bakanlıklara bakıyoruz. Bakanlık yap işlet devretle modernizasyon yaptırıyor. Oradan işletme hakkından doğan paralar özel hesaplara yatırılıyor. Yani bakanlığın hesaplarına yatırılmıyor. Oradan da Sayıştay denetiminden hem harcama hem gelir olarak kaçırılıyor. Bunu Sayıştay mesela gümrükle ilgili, gümrük kapılarının modernizasyonu ile ilgili topla bir çerçeve anlaşması yapıyorlar. Buradan yap işlet devretle veriyorlar. Hakkı var, kira gelirleri var. Bu para özel başka bir hesapta, bakanlık hesabı dışında başka bir hesapta tutuluyor. Bu hesaba ne kadar para geldi? Buradan ne kadar harcama yapıldı? Nereye yapıldı? Sayıştay bunu göremiyor ve denetleyemiyor. Sayıştay'dan bir şekilde kaçırıyor. Ve bunu 2015 yılından beri her Sayıştay raporunda var. Benim bütçe konuşmama da bakarsanız, bütçe konuşmamda bu da var. Şimdi bunların yaşandığı bir ortamda ihale süresi 2013-2018 arasındaki şeyler, zararlar ki o dönemler İzmir'in çok ciddi bir şekilde asfalt atağına kalktığı, köy yollarının yapıldığı, o dönemki bürokratların da hakkını yememek lazım. Bu açıdan düşünmek lazım. O asfaltı ceplerine koyup evlerine götürmedi ya da bir başkasının bahçesine asfalt yapmadılar. Bu kente döktüler ve tek müşterisi Büyükşehir Belediyesi bu. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en son yaptığı 2 trilyon 300 milyon liralık bir ihaleyi İzbeton şirketi almış gözüküyor resmi rakamlarda ve onun tabii ki yansıması ile ilgili değerlendirme var. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ihaleye çıkıyor, İzbeton alıyor birbirleriyle. Sonuçta ikisi de belediye şirketi ve Büyükşehir Belediyesi. Kamunun zararı yok. Bir cebinden alıyor, öbür cebine koyuyor. Birinin işini diğer kamu şirketine taşer etmiş oluyor. O da bitirmiş oluyor. Daha hızlı, daha aktif bir şekilde bitiriyor. İsteseler bunları ihaleye çıkmadan kamu şirketleri pay edip verebilirler müteahhitlere. Fakat kamu ihale kurumuna göre ihaleye çıkıyorlar. Evet. Şimdi İstanbul'un Sayıştay raporlarında da hem İzmir ayrıntıları var, Tiresüt var, başka konular var. İstanbul, İzmir'deki belediyelerle ilgili değerlendirmeler var. Yayınlanması gereken bazı belediyeler var. Onlar da yayınlanacak herhalde sırayla. Şimdi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin meclisi uzun süredir devam ediyordu. Hem orada da bütçeyle ilgili değerlendirmeler geçti. Büyükşehir Belediye Başkanı'na da eleştiriler oluyor. Bu kooperatifler üzerinden sanki böyle bir eşi üzerinden, kardeşi üzerinden bir böyle bir aile. Şimdi siz aile dediniz hep aile. Böyle bir şey var. Bunu nasıl düşünüyorsunuz? Planlama. Ya bu şimdi şöyle. Türkiye'de tarıma bakmak gerekiyor. Kırsala bakmak gerekiyor. Türkiye kırsalına. Kooperatifçilik mantığı kırsala nefes aldıracak bir mantık. Ben yüksek lisans tez konum kooperatifler ve yerel yönetimlerin işbirliğinin sosyoekonomik etkilerini araştırdım. Buradan yola çıkarak Tunç Bey'in eşinin daha önce de Köykop Genel Başkanı olduğunu, yıllardır kooperatifçilikle uğraştığını Neptün Hanım'ın biliyoruz. Ben bu sene yaşadığım bir deneyimi anlatayım. Hiç alanı ve konusu olmamasına rağmen Menderes'teki domates üreticilerinin özel şirketler yaptıkları anlaşmalara uymadılar. Ve o insanların domatesleri tarlada kaldı. Çözümü kim geliştirdi onlar için? Neptün Hanım geliştirdi, Köykop. Gitti orada hem insanlarla domates topladı, hem de o domateslerin piyasadaki vahşi tüccarların aldığı paraların çok daha üstüne rakamlarla büyük bir
salça üreticisi şirkete, o şirkete de teşekkür etmek istiyorum buradan. Verdi ve o insanların derdine çare oldu. Kooperatif şirketin böyle sosyal yanları da vardır. Kar odaklı şirketler değillerdir. İmece usulü çalışırlar ve yöreyi kalkındırırlar. Türkiye kırsalında da kooperatifçilik modeli özellikle Ege bölgesinde bir umuttur. Evet. Yani düşünün Tire bugün bir süt havzası haline döndüyse bu kooperatifçilik ve yerel yönetimin işbirliğinden kaynaklı. Bugün öyle sanıyorum ki Tire süt belediye ile sözleşmeli üretim yapmadığı halde bile ayakta kalabilecek ve o bölgede ortaklarına para kazandırabilecek durumda. Evet. Çünkü neden mesela İzmir, Ankara'ya Tire sütün yoğurdu geldiğinde belli saatler arasında geliyor ve hemen tükeniyor. Evet, ürün çeşitliliği arttığı için artık bir sanayi haline geldi. Kooperatiflerin yerel yönetimlerle işbirliği aslında can suyu şeklinde gerçekleşiyor. Ondan sonra kooperatifin ayakta kalabilme kapasitesini yükseltmesi, kendi başına ayakta kalabilme kapasitesini yükseltmesi gerekiyor. Bu da diğer şehirlerdeki kooperatiflerle bir üst birlik şeklinde entegrasyonu sağlaması gerekiyor. Neptün Hanım'ın bu anlamda yaptığı çabalar takdire şayan. Şimdi bir insanın karısı ya da kocası olmakla kendi değerini ne arttırabilir ne azaltabilir. Şimdi Neptün Hanım da kooperatifçilikle ilgili bir yetenek olmasa bir çalışma bir Türkiye'de kooperatifle ilgili Neptün Hoca ders veriyor. Panellere katılıyor. Yani bu Tunç Bey'in Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından önce de öyleydi, şimdi de böyle. Yani burada abesle iştigalle uğraşıyor arkadaşlar. Yani biraz daha muhalefet edecekseniz eğer ciddi muhalefet etmeniz gerekiyor. Yani kardeşin şunu yaptı, eşin niye kooperatif yönetiyor? Böyle bir muhalefet anlayışı yok. Ya da işte bu belediyenin sütunları niye bu renk? Ya da işte Karşıyaka Belediyesi'nin logosu. Böyle bir muhalefet anlayışı yok ya. Her şey bitti. Sıra fıstığı yeşilde mi kaldı kardeşim? Yani gel de ki ne bileyim işte bu kentte insanların serinleyerek geçecekleri hava tünelleri yok de mesela. Böyle eleştiriler yap. Ya da de ki sen bu kentte mıcırı alırken şurada şu endemik bitkilere zarar veriyorsun de. İçeriği olsun muhalefetinizin. Muhalefet içeriksiz. Çiçekten, böcekten, renkten, insanların ailesinden. Böyle bir muhalefet anlayışı yok ki. Yapamadıklarımızla ilgili eleştirin, yanlış yaptıklarımızla ilgili eleştirin. Ya böyle bir şey var mı? Bu ülkenin, bu kentin muhalefeti gökkuşağı renginden korkar hale gelmiş ya. Bu böyle bir şey var mı? Ağaç, yaprak logosu koydu diye bu logo, bilmem neyin logosu diye. Ya bu kadar küçülmeyin, bu kadar küçük muhalefet yapmayın arkadaşlar yani. Biraz daha şimdi mesela benimle ilgili de parti içinde de muhalefet oldu. Kardeşimin siyasi bir kişilik olmasından kaynaklı. Kardeşimi de tanıyorsunuz. Benden tamamen bağımsız. Farklı kişiliklerde, farklı zevklerde olduğumuz insan. Evet. Yani o biraz daha bana göre aristokrattır. Ben biraz daha halk tipi bir siyasetçiyim. Çok farklı insanlarız. Kaldı ki birbiriyle bağdaşlaştırmak ona da haksızlık. Büyük bir haksızlık. Tabii. Herkesin ayrı bir görevi var. Neptün Hanım haksızlık yapılmasın bu anlamda da. Evet. Siz diyorsunuz ki. Zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunçer eşiyle ilgili onun yaptığı faaliyetlerden memnunum. Çalışmalarıyla gurur duyuyorum kendisiyle. Ben yaşadım dedi. Kardeşim. Domates üreticileri tarlada domatesleri kalıp yakmaya kalktıkları zaman Neptün Hanım'ın nasıl bir organizasyon yaptığını ben yaşadım kardeşim. Ben yaşadım. Detaylarına girmek istemiyorum, detay vermek istemiyorum. Ben yaşadım. Nasıl mücadele ettiğini ben gördüm kardeşim. Gelen varsa, sormak isteyen varsa özelde anlatırım. Burada ticari bir takım şirketleri şey yapmak istemiyorum, doğru, evet. Açık etmek istemiyorum. Ben yaşadım. Şimdi Perihan Koca Yurt, Fezair Karadağ, Vedat Karataş'a, Kudret Altın'a, Yıldırım Ayaz'a ve bizi izleyen Bahattin Özdemir'e, Çağdaş Kaya'ya, Binnaz Kabakçı'ya ve Can Arsoy'a da selamlarımızı gönderelim. Onlar da çok size selamlarını göndermişler. Şimdi Menemen'e gelelim hızlıca Sayın Vekil. Gelelim. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi sıfatınızda Büyükşehir Belediyesi, Menemen Belediyesi'nde operasyon almadan önce zaten belediye başkanını ihraç etmekle ilgili işlem yaptınız. Ankara böyle bir karar aldı. Fakat sonra polis operasyonları neyse yargıda devam ediyor. O süreç başka bir şey. Fakat daha sonra parti içerisinde de bir değerlendirme yapması gereken bir seçim süreci gerçekleşti. Tırnak içinde bir şey söyleyeyim. Belki Cumhuriyet Halk Partisi bu şeye, disiplin sürecine ve kendi iş denetimlerini yapmasaydı tutuklu olan belediye başkanıyla ilgili devlet hiçbir şey yapmayacaktı.
Tırnak içerisinde söylüyorum. Niye? Buyurun devam edin. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanıyken alınamaz mıydı? Ben tırnak içerisinde iktidarın buna kalkıp kendi şeylerini de belediyelerin de bu çerçevede başına iş geleceğinden korkarak yapmazdı. Evet, yani boş bir steril alana çekilmiş oldu belediye başkanı doğal olarak. Tabii. Hayır, bizce aslında o soruşturmayı yaparak devleti göreve çağırmış oldu Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, öncesinde sonra zaten emniyet çalışması var. Peki hukuki süreç devam ediyor orada. Az önce de ifade ettik. Ona yargı karar verecek ama. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis içinden yapılan seçimde siz kapalı milletvekilleri toplantısında da uyardığınızla ilgili değerlendirme ve bilgiler gelmişti. Sürecin iyi yönetilemediği, 18 meclis üyesi olmasına rağmen firelerin olduğu ve AK Parti'nin adayıyla CHP'li belediye başkan adayının eşi çıkmasından kaynaklı bir kura gerçekleşti. Ve kurada Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı başkan oldu. Fakat mahkeme iptal etti kuranın yönteminden dolayı. Yeniden kura seçilecek, kura olacak. Mahkeme kararının öyle gözüküyor bir süreçte. Burada şimdi partiyi bu hale düşürenler, bu hale gelenler neden buraya geldi? Neden Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis yapısında fazla adam varken AK Parti'nin adayına destek verdiler içeriden? Bununla ilgili çalışma var. Bu da bir taraftan disiplin meselesi. Adı üstünde niye böyle oldu? Adı üzerinde kapalı toplantı. Ben orada bir takım değerlendirmelerim oldu. Fakat partinin bu süreci yönetmesiyle ilgili bir zafiyetten kaynaklı değerlendirmelerim olmadı. Partimiz bu süreci alabildiğine iyi yönettiğini düşünüyorum. İlerideki süreçte öyle tahmin ediyorum ki bizim açımızdan disiplinlik bir süreç olacağını düşünmüyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partili gizli oylama var zaten. Nasıl tespit edeceğiz? Tabii. Cumhuriyet Halk Partili yoldaşlarımıza, biz yol yürüdüğümüz insanlara güveniyoruz. Oradaki bütün meclis üyesi arkadaşlarımıza da güveniyoruz. Fakat burada gayri ahlaki olan, siyasi etik anlayışına aykırı olan bir durum söz konusu. Biz İstanbul dışında ağlaya ağlaya gönderdikleri belediye başkanları vardı, hatırlar mısınız? Hiçbirinin yerine aday göstermedik. Sadece İstanbul'da gösterdik. Onun dışında yaptığımız değerlendirmelerde gerek yok. Halk iradesi orada. Adalet ve Kalkınma Partisi'yi seçmiş diye düşünüyorduk. Biz burada halk iradesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne ezici bir çoğunlukla oy vermiş durumda. Burada AKP'nin demokrasiyi yandan dolanıp sağdan soldan geçip aday çıkartıp oradan onu nasıl alırım, buradan bunu nasıl çekerim hesaplarına girip politika üretmeleri ve aday çıkartmalarını gayri ahlaki buluyorum ben. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bir de işte yargıçlara müdahale edebilecek kadar, yani orada bir cam fanus içerisinde bir şeffaf bir şekilde çekim yapılıyor. Yok öyle mi oldu, yok böyle mi oldu, şaibe var. Bunlar abesle iştigal işler. Kura çekimi olmuş. Deniz Hanım kuradan çıkmış. Herkesin gözünün önünde şeffaf bir yerden çekilmiş. İkisi de aynı yumurta şeyin içerisinde. Evet. Yahu baktığınız zaman UEFA'da kura çekimleri de öyle yapılıyor. İnsanlar görsün isteniyor. Milli Piyango kura çekimleri de buna benzer şeffaf camlarda yapılıyor. O zaman onların hepsinde de şaibe var. İptal edelim bunları. Tabii kazanana kadar kura çektirecekler. Anlaşılan o. Demokrasiden anladıkları da bu iktidarın. Bu anlamda onları kınıyorum. Bu hükmü veren hakimi de buradan çağrı yapıyorum. Bundan sonra bir daha seçildiğinde hangi yöntemle iptal edeceğini sormak istiyorum. Ve doğru bulmadığımı, bu devranın bir gün değişeceğini bilmesi gerektiğini, ona göre yargıç cübbesinin önünü iliklemeden insanlara ve kurumlara eşit mesafede yaklaşması gerektiğini hatırlatıyorum. Adalet diye bir şey var. Adalet bir gün o yargıca da lazım olabilir. Evet. Peki partiyi bu şekilde tartışır hale getirmek, birçok kişi soru sorduğu değerlendirme istiyor. Menemen'de bu durum neden bu hale geldi? Biz avantajlıyken neden kura çeker haline geldik? İşte burada bir şey var. İrade var. Parti iradesi sahip çıkamadı gözüküyor meclis üyelerine. Ya da meclis üyeleri yazılırken nereden yazıldığı belli olmayan kişiler var dediğimiz milletvekilleri geldi değerlendirme yaptı. Şimdi ben kendi adıma şunu böyle olmaz söyleyeyim. Dedim milletvekillerinin bazıları. Ben kendi adıma şunu bize söyleyeyim. Kimse sormadı dedi aday belirlerken dedi. Evet, ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Bence diğer bölge milletvekili arkadaşlarım da aynı şeyi düşünüyordur. Bizim bir öz eleştiri yapayım. En büyük hatalarımızdan bir tane hata olarak görüyorum.
Meclis üyelerimizi çok tanımıyoruz biz. Çok gidip geldiğimizde halktan kendi parti yöneticilerimize ve oraya göreve getirdiğimiz kişilerle çok fazla diyalog kuramamışız. Bu bizim eksikliğimiz. Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Neden oldu, neden buraya geldi, bunun değerlendirmesini yapacak noktada değilim ben. Çünkü o sürecin çok ötesindeydim, çok dışındaydım. İçinde değildim. İçinde olsam fikir yürütebilir ve evet bundan oldu diyebilirdim. Dışındaydım. Partimizin... Siz o bölgenin milletvekilisiniz. Dışındaydım ben sürecin. Ben ve milletvekili arkadaşlarımız bu sürecin dışındaydık. İl başkanımız yönetti süreci. Bence süreci partimiz adına lekesiz bir şekilde, parti adına, parti menfaatleri adına lekesiz bir şekilde yönetti. Onun dışındaki şeyler insan egosuyla ilgili olabilir. Bu noktada değerlendirme yapabilecek yeterli bilgiye sahip değildim. İçinde değildim çünkü. Evet, süreci başından beri takip edemediğinizden doğal olarak tabii ki süreç başka bir noktaya geldi ve tekrar seçim olacak gibi gözüküyor. Kura seçimi. Kura çekimi olacak. Kura çekimi herhalde. Hak yerinde bulur bizim adayımız tekrar o kuradan çıkacak. Ondan sonra ne yapacaklar bakalım bu arkadaşlar. Evet. Şimdi en son İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin deprem riski nedeniyle binadan taşınmasından kaynaklı bir bina ihtiyacı olduğu gerekçesiyle siz aslında özel idareden kalmıştı o. Özel idare binasıydı. Milli Eğitim'e tahsis edildi. Milli Eğitim binayı talebe rağmen vermedi derken bir sürü hikaye. Siz onu bölün, bize verin, belediyeye verin dediniz. Evet. Vali Bey'e çağrıda bulundunuz, İzmir'i yönetenlere. Evet, bunu evet. Biraz daha böyle ziyaretle falan şey yapmayı düşünüyor musunuz? Ne yani belediye başkanımız bu noktada biz çağrıda bulunduk. Belediye başkanımız bu noktada inisiyatif almamızı isterse tüm milletvekillerim bence belediyemizin haklı olduğu bu noktada birlikte valiliğe gidip daha gür bir şekilde sesimizi çıkartıp belediyenin hakkını koruma noktasında hamle yaparız. Sonuç itibariyle bu belediye bu halkın belediyesi. Yani bu belediye başkanı da bu kentin insanı, orada çalışanlar da bu kentin çocukları. Dolayısıyla bu nazardan bakarsa valilik belediyenin hizmetlerini yürütebilmesi için sağlıklı bir binaya bugünlerde ihtiyacı var. Dolayısıyla Milli Eğitim'inde eski binaları daha fazla imkanları var belediyemizden. Bina imkanları var. Burada uzun yıllardır zaten Milli Eğitim kullanıyor. Hatta yarısını değil, hakkını değil, tamamını tahsis edebilirler. Böyle de bir jest. Kendinize döneceksiniz herhalde. Çalışmalar evet. Devam ediyor. Biz de size çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Bizi izleyen herkese iyi günler diliyorum. Evet değerli Ege'de Son Söz takipçileri ve Son Söz TV izleyenleri, bugün Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Mahir Polat bizimle birlikteydi. Birçok konuyu konuştuk. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizden ayrılmayın.